Avrasya Hospital Sağlık Rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Bebeklerimiz dünyaya geliyor, çok mutlu oluyoruz, seviniyoruz. Birkaç gün sonra gözlerinde bir çapaklanma ve devamlı dışarıya doğru yaşarma olabiliyor. Ya da bu birkaç ay sonra da oluşabiliyor. İlk başlarda bu tür enfeksiyonlar tabii ki konjonktivit olarak değerlendirilir. Genellikle de çocuk hekimlerimiz tarafından tedavi edilmeye çalışılır ve tedavi edilir bir kısmı. Ama tedavi edilemediği takdirde zaten çocuk doktorları bunu bu sefer tedavi edemedikleri için göz hekimlerine yönlendirir. Biz göz hekimleri olarak bunun konjonktivit mi yoksa gözyaşı kan altı kanıklığı mı olduğunu ayırt ederiz. Buna göre çocuğu takip ederiz. Gözyaşı kan altı kanı nedir onu anlatmaya çalışalım. Bu doğumumuzla beraber gözyaşı hemen gelmeyebiliyor. Genellikle 3-4 hafta sonra bebekler gözyaşıyla ağlayabilecek duruma geliyorlar. Şimdi hepimizde gözyaşımız tabii ki temel olarak salgılanır. Buradaki iki kanalcıktan gözyaşı kesesine gelir. Gözyaşı kesesinden de burnun içine damlaya akar ve gözyaşında sümüğe karışır, yahut da buharlaşır gider. Biz herhangi bir refleks nedeniyle yani ağladığımızda, sevinç gözyaşları ya da üzüntü nedeniyle gözyaşları ağladığımızda gözyaşı bezi de devreye gelerek çok bol gözyaşı dökmeye başlarız. Bu sefer bu kanallar çekmeye yetemeyebilir, buradan dışarıya taşar. Çekmeye yetse bile burunda çok bol olduğundan buharlaşamaz. Burnumuzla sileriz ağladığımızda. Olay budur. Şimdi çocuk da bu kanalcıklar ya da kanalın kendisinde tıkanıklık olduğu zaman devamlı olarak dışarıya gözü yaşarır durur. Su ortamı bakteriler için bulunmaz bir nimettir. Hemen enfeksiyon başlar. Burada enfeksiyon olduğunda çocuğun gözü adeta elinize irin dolu bir damlalık almışsınız da ona bir iki saatte bir iki damla irin damlatıyormuşçasına kötü bir görüntü veya sıkıntı olur. Bu çok kötü, çok tedavi edilemez durumda olursa gözyaşı kanalını sondalayarak bunu açabiliyoruz. Eğer şiddetli değilse çocuğun kendiliğinden gözyaşının kanalının açılmasını bekleyebiliyoruz. Bazen birkaç ay takip ediyoruz ama en geç, genellikle en ideal bir yaşına doğru muhakkak eğer açılmamışsa açmak lazım. Orada çok ince bir manevrayla, duyarlı bir manevrayla gözyaşı kanalını sondalayarak açıyoruz. Burada tedavinin başarı şansı %95'lerin üstünde. Bir yaşını açtıktan sonra başarı şansı düşüyor. İyi günler dilerim. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.